1 Mayıs'ta Ankara'daki rotaya ilişkin olarak Sayın Akkaya'nın değerlendirmelerini canlı yayınımızda stüdyomuza iletti. Gündem hareketli, Kandil, başkent hakkı, AKP-PKK işbirliği, yeni anayasa, kritik süreç ve gündem ve bir yandan da 1 Mayıs hazırlıkları, alanlar, işçi ve emekçi kesiminin çığlığı, oldukça yoğun bir gündem var. İşte biz bu yoğun gündeme bir mola belki de vereceğiz. Hatta belki de bir aşk molası vereceğiz. Değerli konuklarımızdan çok değerli bir oyunun ayrıntılarını öğrenmek üzere stüdyomuza davet ettik. Şehir tiyatrolarının emekçileri bugün stüdyomuzda. Sayın Ali Yaylı bugün bizlerle birlikte. Hıdrellez oyunu şu anda şehir tiyatrolarında Üsküdar sahnesinde seyirciyle buluşuyor ve Hıdrellez oyununun yönetmeni Sayın Yaylı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ve bu oyunun çok değerli oyuncularından yine bir tiyatro emekçisi Sayın Elçin Atamgüç de bizi kırmayan isim. Sayın Atamgüç, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hemen yönetmenimizden bir genel Hıdrellez'in analizini alayım. Ben izlemediğim için özür dileyerek başlayayım ama sosyal medyada hakikaten çok çarpıcı ve önemli yorumlar var. Bir aşkın hikayesi diyerek de özellikle onun için girdim. İşte şimdi son dönemde elbette ki herkes emekçi ve kuşkusuz çok önemli bir emekle bu işleri gerçekleştiriyorlar ama aşkın kodları değiştiğine dair özellikle dizi filmlerde bir eleştiri var. Burada pek o yok diyenler var. Onun da ayrıntısını öğreneceğiz ama niye Hıdrellez? Hıdrellez'in yolculuğunu sizden dinleyelim Sayın Yaylı. Hıdrellez bizim coğrafyamızda ortak kullanılan ama genellikle romanlarla, yani parantez içinde çingenelerle özdeşleşen bir ritüel. Çok tanrılı dinlerden kalma bir ritüel. İşte Hızır'la İlyas'ın barıştığı gün, barışması gerektiği gün. Şimdi ben Şehir Tiyatrosu Repertuar Kurulu üyesiyim. Gelen oyunların içindeydi bu Hıdrellez oyunu. Sevgili Firuze Engin'in yazdığı genç bir arkadaşımız. Şimdi Şehir Tiyatrosu'nun benden önceki dönemini bilmiyorum ama benim repertuar kurulu üyesi olmamdan itibaren yeni Türk yazarları, genç ya da yaşlı, yeni Türk yazarları teşvik etmek, kazandırmak diye bir gayemiz var. Bu anlamda Firuze'nin yazdığı bu oyun özellikle duygusu ve konusuyla ilgili çok çarpıcıydı. Ben okuduğum zaman yani çok güzel gözlemlenmiş ve yazılmış bir Çingene Mahallesi'nde geçen, Edirne'nin Çingene Mahallesi'nde geçen, kendimle özdeşleştirdim. Çünkü ben de İstanbul'da Hacı Hüsrev Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Hıdrellez hem benim mensup olduğum kültür Alevilikle hem de oradaki birlikte büyüdüğüm romanlarla ortak kullanılırdı, ortak kutlanırdı İstanbul, İstanbul olduğu dönemlerde. Oralar yok artık. Oralarda yeşillik bile yok artık. Betonlar, şeyler, tovur dedikleri, ben ona çok tovurluyum. Tavırlara çok tavırlıyım. Tavırlara tavırlıyım. Bu kalmayan bir şey ama çocukluğumda çok doldurduğum kendimi ve araştırmacı olmamın bu anlamda çok beni tetikleyen hikayelerdi. Özdeşleştirdim ve bunu benim yani yönetmek istediğimi belirttim. Zaten yönetim de, genel sanat yönetmeni de bunu böyle düşünmüş olacak, bana teklif ettiler. Hemen çalışmaya başladık. İşte Firuze ile tanıştık. Firuze'nin duygusunu anlamaya çalıştım. Oyuncuları belirledik. Dışarıdan birkaç oyuncu takviyesi yaptık. Ben şunu anlatmaya çalıştım Hıdrellez'de. Bir çingene gerçeği. Bugüne kadar bizim edebiyatçılarımız, sinemalar, diziler, her yerde çingenelerin sadece eğlenceli, ışıltılı, şıkırtılı kısımları gösterildi. Yani bize bu hani aşkın DNA'sı değişti dedin ya, değişen DNA'yı bize kaktırdılar. Oysa aşk değişmedi. Bu coğrafyada, bu güneşin altında aşk değişmedi. Sadece tüketim politikası, çok tüketin, aşkı da tüketin dayatmasına belki bir direnç olacak buradaki aşk.
bunu vermeye çalıştık. Bunu vermeye çalıştık. Yani siyasal bir dönemde geçmiş. Hangi dönemde geçiyor? Onu, 12 Eylül. 12 Eylül, Eylül dönemindeki 1982. Bir hikaye sahneleniyor. Onun ayrıntılarını öğreneceğiz. Yani şeyi de ekleyeyim. Buyurun. Hemen bize kavanozdaki balı gösterdiler çingenelerle ilgili. Peki altındaki bu balın altındaki zahmet? Ya, çünkü 9-8 oyunu çok eğlendirir insanı. Ama bu bir ritüeldir. Bir ayindir. Tıpkı semahlar gibi, sema gibi ya da diğer ritmik ritüeller gibi. Bunu anlatmaya çalıştık. Evet. Ve bunun altında aşk var. Siyasal bir dönemi, siyasal bir dönemde o baskıcı 12 Eylül faşizminde bir Çingene Mahallesi nasıl etkilenir? Bir Çingene Mahallesi'ne bir devrimci geldiğinde nasıl bir değişime uğrar ya da uğramaz? Uğramaz. Onu anlattık. Onu anlatmaya çalıştınız. Elçin Hanım Tinke. Evet. Rolünde çok deneyimli bir kadro ve o deneyimli isimler arasında en göze çarpan rollerden biri sizin. Benim yine yaptığım araştırmada öğrenebildiğim kadarıyla siz oyunda çok etkilendiğiniz ya da geneli olarak değerlendirmek istediğiniz mutlaka şu çok önemliydi. Ben de böyle bir rolü oynamak istiyordum dediğiniz noktalar var mı? Şimdi ben Edirne doğumluyum. Edirne Lisesi mezunuyum. Dolayısıyla kültüre yakınsınız. Çok yakınım. Yakın olduğumu zannediyordum daha doğrusu. Yani Ali oyunu koymaya girişimine bulunulduğu zaman ben burada mutlaka olmalıyım düşüncesi vardı bende. Çünkü her şeyi çok iyi bildiğimi düşünerek geldim bu çalışmanın içine. Ama gerek 9-8 dansla çalışırken, gerek Ali ile çalışırken, gerek müziklerimizi yapan Balık Ayhan'la çalışırken aslında bunları sadece baktığımı anladım. Görmemişim. Yani orada yaşıyor olmak, onların ne hissettiğini anlamış olmak değilmiş niyeyse. 9-8 evet sadece bir eğlenceli bir dans olarak gördüm ki orada büyüdüğüm halde, ama dansı öğrenmeye başladıkça, hikayenin içine girmeye başladıkça ve Ali bizi Edirne'ye götürdü tekrar bu çalışma için. Yani o yaşamı daha iyi görelim ve anlayalım diye çok bildiğimi zannettiğim bir yere gittim ama hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Yani orada yaşıyor olmama rağmen tıpkı Ali'nin söylediği gibi hakikaten kavanozun içindeki balı ben de onu görmüşüm. Özünü görmemişim. Dolayısıyla Tinke benim için çok önemli. Tex'in anlattığı hikaye benim için çok önemli. Çok uzak değildim ama maalesef ki çok uzakmışım. İçine girdikçe neler olduğunu, nasıl görmezden gelinildiğini veya nasıl görmek zorunda olduğumuz bir hayat var ve onları başka yerlere taşımamız gerekiyor. Bu bir sosyal sorumluluk projesi gibi açıkçası benim için. Çok önemli. Öyle gördünüz ve öyle oynuyorsunuz. Evet, evet. Üsküdar sahnesinde hangi günler ve saatler? Bugün Cuma, bu gece 8, Cumartesi 3.30'da oyunumuz var, akşam 8'de var ve Pazar günü 3.30'da oyunumuz var. Sonraki hafta Ümraniye sahnesinde. Sonraki hafta evet. Ümraniye'deki tablodan sevgili tiyatro severler takip edebilirler. Sayın Yaylı, bir devrimci Çingene Mahallesi'ne girerse ne olur diye az önce tamamladık. Ne olur? Buluşurlar. Buluşurlar. Ötekiler, bir devrimcinin ötekileri keşfetmesine sebep olur. Ötekilerde hak nasıl aranırı öğrenmiş olur. Şimdi burada yaratıcı kadroda müzikleri Balık Ayhan yaptı. Kendisi bu konuda zaten İstanbul Roman Kültür Sanatları Derneği'nin başkanı, çok önemli işler yapıyor. Birlikte de yaptığımız işler var. Dansları Türkiye'nin en önemli, dünyanın da çok çok önemli roman dansçılarından biri olan Ahmet Ören yaptı. Bunlar çok önemli takviyelerdi. Hatta bize Kasımpaşalı 3A diyorlar. Ahmet, Ayhan, Ali. Burada tabii ki ben de hala devrimci bir adamım. Roman Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Çok özdeşleştirdim. Yani beni şu ilgilendirdi çok. Bir Roman Mahallesi çok benim için önemliydi. Roman Mahallesi'ni gerçeği anlatma fırsatı bulmuştum. İki, Roman Mahallesi'ne bir devrimci geliyor. Sonra bir bakıyoruz ki o devrimcinin özü de romanmış meğer. Ve annesinin terk edip gittiği mahalleye sadece saklanabilmek umuduyla annesinin getirip bıraktığı bir trajediden yola çıkıp o kendi özünü, yani
romanlar aynı anda hayran olunan, aynı anda tiksinilen, aynı anda yok sayılan tek grup diye düşünüyorum. Çok çarpıcı bir not, evet, bir bakış açısıyla. Elçin Hanım, bu aşk hikayesi neyle savaşıyor, neyle mücadele ediyor oyunda? Birkaç bize böyle örnek vermek isterseniz. Yani aslında aşk hikayesi birebir bir aşk hikayesi demek ne kadar doğru onu da bilmiyorum açıkçası. Yani aşk illa kadın erkek değil. Yani orada kızın oradan kurtulup İstanbul'da yaşaması da onun için bir aşkı özlem. Bir erkek modeli yok torunumun başında. Yani gelen devrimciye aşık mı? Devrimcinin fikirlerine mi aşık? Yani çok belirgin bir aşk hikayesi, yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. Yarım yamalak. Yarım yamalak. Hiçbir tema. Yani, evet. Tabii. Yani, düşünceye mi aşk? Ona evet, mı aşk? Yani, o önemli bu nokta. Yani gerçek aşktan bahsediyoruz. Gerçek aşk fedakarlık ister ya. Gerçek aşk şeyi ister ya, yani şimdi bize dayatılan aşk modeli sahip olma üzerine. Hayır, evet. Bazen sahip olmama da ciddi bir aşktır. Bunun en önemli örneklerine bir Sadri Alışık aşık olduğunu en sevdiği arkadaşına bırakır ya. Çünkü o onu seviyordur filan. Şimdi 9-8 anlattığı gibi yarım yamalak. 9-8 aksak ritimdir Türk ritimleri içinde. Aksak eksik demektir. Eksik de topal demektir. Yani roman yaşamında göçerlik var. Bizim Türkmen göçerleri gibi. Yazın başka, kışın başka yerde. Bütünlük yok. Eğitim yarım kalıyor. Meslek edinemiyorlar. Aşkları da yarım kalıyor. Hayatları yarım. 9-8 eksik, aksak, yarım yamalak. Hiçbir şey tamamlanamıyor. Kendini tamamlayamıyor. Şimdi psikolojide çok önemli bir şeydir. İnsanın kendini tamamlaması. Tamamlayamıyor. Ve ondan sonra diyorlar ki insanlar, bu insan kendini tamamlayamamış, buna çok böyle hani çok meslek filan da edindirmek zor diyor. Meslek edindiremediğin için yarım kalıyor, yarım kaldığı için meslek edinemiyor. Müthiş bir sarmal. Aslında çok basit ben içeriden baktığım için. Dışarıdan tutarsız, nerede sabah orada akşam yaşayan insanlar, oysa içinde yok ki, çaresiz. Evet, çok hakikaten önemli notlar. Sizi zaman zaman gözyaşlarıyla mı izliyoruz? Doğru resmi doğru okudum herhalde. Çok acıları olan bir kadın. Evet. Tinke ne yapıyor o dönem? Tinke hep bırakılmış. Hep bırakılmış. Tinke hiçbir yere gidememiş ama hep bırakılmış. O hiç gitmemiş. Nitekim yeğeni geldiğinde de onu bırakıyor. Tinke'nin hayatında kimileri ölmüş gitmiş ama gene Tinke bırakılmış. Kimi kızı gitmiş, kaçmış. Kız kardeşi kaçmış, annesi ölmüş, babası ölmüş. Hep bırakılmış Tinke. Bir umuttu, torunu yanında ama onun da hayallerinin gitmek olduğunu hissediyor. Yine bir bırakılmayla karşı karşıya ama en büyük bırakılma son anda sahip olduğu, belki annesinden, babasından, kardeşinden ona kalan en büyük, en içine alıp sokabileceği yeğeni o da bırakıyor. Hep bırakılmış Tinke. Dolayısıyla bırakılmışlığın acısı var, bırakılmışlığın kendine beslediği olgunluğu var. Sezgileri çok kuvvetli, bilgeliği var. Bilgeliği sezgiliğinden, sezgilerinin kuvvetli olmasından geliyor. Fal bakıyor. Ve diyor yani suda görünmez, aslında hiçbir yerde görmüyor. Hissediyor sadece, bilgeliği buradan geliyor. Çok bırakılmış, çok acıları var. Ama o bırakılmışlıkla acılarını beslemiş ama hala ayakta. Ama hep bırakılıyor. Böyle ama bir en kadın. Önemlisi o değil mi? Hala ayakta. Evet. Ve devam ediyor galiba. Evet. Anladım. Acısıyla eğlenebilen bir millet. Acısıyla evet. Eğleniyor. Bu çok önemli bir şey. En ufak bir şey de ne bileyim, oyuncağının kırılmasını dünyanın en önemli sorunu sayan çocuklara bunu anlatmak lazım. İnsan acısıyla eğlenir mi? Acısıyla eğleniyor. Eğlenmek zorunda. Yoksa çok büyük sosyal patlamalar olur. O 80'lerin İşte hep sokağa yansıyan tarafları vesaire bugün de bir keyifli bir diziyle de zaman zaman ekranlara getiriliyor. Çingene Mahallesi'ne nasıl yansımış, neler söylemek mümkün birkaç kelimeyle o 80'lerin darbe süreci, baskı süreci? Şimdi ben bizim Hacı Sürev Mahallesi'nden biliyorum. Çok fazla şeyi hissetmedi roman mahalleleri.
faşizmi çok fazla hissetmedi. Çünkü istedikleri zaman avucunun içindeydi. Onlar zaten kriminal mahalleler. Hepsinin bir açığı var. Ya hırsızdır ya bir şeydir. Yani mutlaka bir açıkları var. Onlar ellerinde, avuçlarında. Zaten onlar acılarıyla eğlenen insanlar, acılarıyla acılarından isyan eden değil, düzenden hesap soran değil. Romanların en önemli özelliği bulunduğu yerin şeklini almasıdır. Onu çok iyi biliyor. Elinin avucunun içinde. O yüzden orada romanların hırsızlık yapması, cepçilik yapması ya da benzer illegal işler yapması belki işine geliyordu senin. Onlar sürekli yarım yamalak kalsınlar, istedikleri zaman alırlar. Ha, ne zaman siyasi bir düşünceye dönüşür, işte o zaman potansiyel tehlike, o zaman baskı. Yani dolayısıyla 12 Eylül faşizminin roman mahallelerinde bugünkünden fazla ya da bugünkünden az bir etkisi olmadı. Böyle de oyunda var mı birkaç kod? Var. Onları da var. Göreceğiz. Var tabii. Yani seyredenler açısından. Evet, bir roman hikayesi. Biz iki tane çok değerli şehir tiyatroları emekçisiyle stüdyomuzda Hıdrales oyununu konuştuk. Sağ olsun, ayaklarınıza sağlık. Bizi kırmayıp haber merkezimize konuk olduğunuz için. Ama özellikle tiyatroda bu tip oyunların sergilenmesi seyirciyi mest ediyor ve bunlarda olağanüstü katkınız var. Bu yoğunluk arasında da kırmadığınız için özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, Sayın Elçin Atangüç Tinker rolüyle Hıdrales oyununda şu an sizlerle buluşuyor. Üsküdar sahnesi hafta sonunda çeşitli periyotlarla sizlerle buluşacak. Ardından Ümraniye salonunda devam edecek. Sayın Ali Yaylı da Hıdrales oyununun yönetmeni olarak biraz izlemeyenler için benim gibi oyunda ne var ne yok onu öğrenmeye çalıştık. Bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum yerinize katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Yeniden sıcak gündeme geçiyoruz. Bölünme açılımında dikkatler PKK'nın açıklamasına çevrildi. İşçi Partisi'ndense kritik bir uyarı geldi. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurtçiçek, asıl çekilen PKK değil.